Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel halk toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 22 Aralık ve 23 Aralık gecesi şehit olan 12 kahraman evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde bu ülkede sadece 6 tane şehit verilmişti. Ama geçtiğimiz günlerde 2 gecede 12 tane şehit verdik. Terörle mücadele A4 kağıdına yazılacak bildiriyle olmaz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş olan parti meclisi toplantımızda birden fazla aday adayının olduğu, belediye başkan aday adayının olduğu ilçe ve beldelerimizde örgüt gözetiminde ön seçim kararı alındı. Şimdi genel merkezimizden bu ön seçimin yapılma usulüyle ilgili yönergenin gönderilmesini bekliyoruz. Genel merkezimiz bizden muhtemel tarihleri istedi. Biz de muhtemel tarihler olarak 6-7 Ocak ve bazı ilçelerimizin taleplerine göre de 14 Ocak tarihlerini belirttik. Muhtemel bu tarihler arasında bir seçim takvimi hazırlanacak. Genel merkezden buna ilişkin yönerge geldiğinde hepinizi bilgilendireceğiz. Bozuk yapıda olduğu iddia edilen üye yapısının da süreç içerisinde düzeleceğini düşünüyorum. Ama ben yine de üyelerimize güveniyorum. Çünkü biz üyelerimizle ilçe başkanlarımızı seçiyoruz. Üyelerimizle il başkanlarımızı seçiyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizi seçiyoruz. O yüzden üyelerimize güvenmek zorundayız. Buradan da tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin belediye başkanı adayı olacağına, kimin il genel meclisi üyesi olacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri karar veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları genel merkez koridorlarında Ankara'da belirlenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin teveccühüyle, kararıyla belirleniyor. Bunu belirtmek istiyorum. Tekrar burada basının huzurunda da tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet ediyoruz.